Merhaba, ben Yusuf. 29 yaşında, arkeoloji bölümü mezunuyum. Ama mesleğimi yapmıyorum. Babam iş insanı. Evin tek çocuğuyum. Annemin giyim mağazası var. Gününün çoğunu orada geçirir. Ben de bazen babamın tekstil fabrikasında, bazen annemin mağazasında vaktimi geçiririm. Ne para, ne de zaman sorunum var. Hayatın tadını çıkarıyorum. Gece mekanları, arkadaşlar, aşklar, her şey harikaydı. Ta ki bu lanet bana bulaşana kadar. Korku nedir bilmezdim. Çünkü hayatımı o kadar dolu dolu yaşıyordum ki, bu kavramın ne olduğunu idrak etmeye 29 yıl boyunca vaktim olmamıştı. Macerayı, heyecanı çok seven biriydim. Keza sık görüştüğüm arkadaşlarım da benim gibilerdi. Aynı kafadaydık. Bundan 3 yıl önce, Haziran ayının sonlarıydı. Arkadaşlarım Murat, Yakup ve Eyüp evimize gelmiş. Beni yatağımdan zorla çekiştiriyor, uyandırmaya çalışıyorlardı. Gece çok geç yatmanın ve aldığım alkolün etkisiyle göz kapaklarımı açmadan onlara uyumak istediğimi söyledim fakat ısrarlar benim uykusuzluğumdan daha ağır olduğu için kalkmak zorunda kaldım. Açıkçası dün gece benimle alkol alıp eğlenen bu arkadaşlarımın nasıl bu kadar dinç olduklarını, onları bu denli heyecanlandıran meselenin ne olduğunu çok merak ettim. Pazar günü olduğu için annem mağazaya gitmemiş, bize müthiş bir kahvaltı hazırlamış. Kendi kahvaltısını yapıp köpeği Tatu'yla doğa yürüyüşüne çıkmıştı. Arkadaşlarla kahvaltımız yaparken, "Evet beyler, çıkarın ağzınızdaki baklayı. Nedir bu kadar mutluluğunuzun sebebi?" diye hepsinin gözlerine bakarak sorumu yönelttim. Eyüp söze başladı. "Bak kardeşim, sen arkeologsun. Biz dün üniversiteden Buğra'yla kafede karşılaştık. Akşam ortam gürültülüydü. Sana bu yüzden anlatamadık. Buğra'nın İzmir'de ailesi yaşıyor. Köy gibi bir yermiş. Hepimizi oraya davet etti. Babasının üzüm bağları varmış. Büyük de bir konakları. Hatta yaşadıkları yerdeki o mağara oldukça ilgi çekiciymiş. Bizi evlerinde ağırlamak ve o mağarayı gezdirmek istiyor. Önümüzdeki hafta sonu oraya gidelim. Buğra bizi evinde ağırlayacak. Ne dersin ha? Hem heyecan aramıyor muyduk? Bundan iyi fırsat mı olur? O mağara hakkında çeşitli söylentiler varmış." Eyüp'ün sözünü kesen Murat, "Ben şimdiden meraktan çatlıyorum. Kesinlikle gitmeliyiz." dedi. Yakup, "Aslında benim bir fikrim var. Madem köy gibi bir yer, o halde çadırlarımızı alıp hem kamp yapar hem doğanın tadını çıkarırız." dedi. Kamp fikri aslında hoşuma gitti ve "Peki, o halde bekle bizi gizemli mağara." dedim. Hep birlikte gülüştük. Henüz 4 gün vardı ve biz bütün hazırlıkları tamamlayıp cuma gününü iple çektik. Nihayet o gün geldi ve yola koyulduk. Buğra birkaç gün önce evine dönmüş. Bize gönderdiği konumla evi bulmuştuk. Daha doğrusu konağı. Bizi çalışanlardan biri karşıladı ve konağın içine davet etti. Büyükçe bir salonda, kadife kılıflı koltuk takımlarında oturan, 18 yaşlarında sağır ve dilsiz olduğunu sonradan öğrendiğim bir kız, Buğra'nın anne ve babası, bir de Buğra'nın ziyarete gelen halası vardı. Tanışma faslından sonra arka bahçede hazırlanan yemeği yiyip bize konağı gezdirmeye çalışan Buğra'ya eşlik ettik. Daha sonrasında da üzüm bağlarına doğru yöneldik. Etrafı, çehreye geziniyorduk ama bizim aklımız hep kamp yapacağımız yerdeydi ve o mağarada. Buğra, konakta kalmamıza ısrar etse de kamp yapmanın daha iyi olduğunu ve onun da bizimle çadırda kalmasını teklif ettik. Fakat Buğra'yı bir şeylerin rahatsız ettiğini, hatta korktuğunu düşündüm. Kampı duyunca yüzü düşmüştü ve konakta kalmamız için ısrar edişi beni bu endişeye sürükledi. Neyse ki uzun sürmedi ve bizimle kalmayı kabul etti. Evden çıkarken Buğra'nın ailesinin "Dikkatli olun, mağaraya çok yaklaşmayın" uyarılarının ardından saat akşamüstü 5 civarı evden çıktık. Yaklaşık 10 dakikalık süren yolculuktan sonra nihayet mağaraya 30 metrelik uzaklıktaki kamp yapacağımız düzlüğe arabamızı park ettik. Hepimizin düşüncesi aynıydı. Bir an önce mağaraya girip keşif yapmak. Fakat Buğra bunu anlamış olacak ki, "Beyler, hevesinizi kursağınızda bırakmak istemem ama burası sandığınız gibi değil. Birkaç saate karanlık çökecek ve gece şu anki kavurucu sıcaktan eser kalmayacak. Şimdi gerçek birer kampçı gibi davranıp gün ışığından yararlanalım ve bolca odun toplayalım. Zira karanlık çökünce
Ormanlık alanda odun toplayamayız. Karşımıza ne çıkacağı hiç belli olmaz dedi. Ona hak vermiştik. Doğruca orman yoluna girdik. Yaklaşık bir saat boyunca topladığımız odunları kamp yapacağımız alana taşıdık. Neredeyse 3 gün yetecek kadar odun toplamıştık. Çadırlarımızda kurup dinlendik ve hava kararmadan büyükçe bir kamp ateşi yaktık. Etrafında oturup derin bir sohbete daldık. Yakup, beyler, alkoller, çerezler olmadan sohbet mi olur dedi ve bagajdan nevaleleri getirdi. Konu dönüp dolaşıp mağaranın hikayesine geldi. Nefesimizi tutup Buğra'yı pür dikkat dinlemeye başladık. Buğra, beyler, anlattıklarımdan sonra yarın mağaraya girmek istemeyebilirsiniz. Ben bu hikayeyi duyduktan sonra merak etmekten bile vazgeçtim. İnanın bir kez olsun görmedim. Bundan 30 yıl önce üzüm bağlarında çalışmak için bir adam gelmiş köye. Hatta köyde yoksul bir çobanın kızıyla evliymiş. Karısına sürekli o mağarayı soruyormuş. Neden herkes o mağaradan uzak duruyor diye. Karısı ona mağaranın hikayesini anlatmış. Zamanında o mağaraya Yunan bir kralın kızı hapsedilmiş. Mücevherleri ve bir sandıkta oraya saklıymış. Kralın düşmanı kızı katletmiş fakat o düşman o mağaradan bir daha çıkamamış. Kızın cesedini ve hazinelerini koruyan bir cin varmış. Velhasıl adamın karısı, aman bey, sakın o mağaraya girme, bir daha çıkamazsın demiş. Ama yoksul adam nefsine hakim olamayıp bu mağaraya girmiş. 2 gün boyunca ortalarda görünmeyen bu adamın karısı etrafa haber salıp mağaraya girmiş olabileceğini söylemiş. Köy halkı mağaranın içine doğru girdiğinde adamı gözleri oyulmuş, iç organları dışarı çıkmış, el ve ayak kemikleri bükülerek kırılmış, korkunç bir şekilde bulmuşlar. O günden beri birkaç kişi haricinde kimse bu mağaraya girmeye cesaret edememiş. Giren birkaç kişinin de ya dili tutulmuş, ya da delirmiş, ya da etkisinden kurtulamamış. Orada siyah gölgelerin, korkunç seslerin yankılandığını söylemişler. İşte bu yüzden bu mağaraya girmek akıl işi değil arkadaşlar. Ama merakınızı gidermek isteyen varsa çok derinlere gitmemek şartıyla yarın girebilir, mani olmam. Hatta ben de eşlik ederim dedi. Tabii merakımız büsbütün arttı. Kralın kızının hikayesini bilmiyorum ama bir güç bizi oraya girmemiz için resmen kendine çekiyordu. Kararımız kesindi. Gündüz vakti yarın kahvaltıdan sonra mağaraya girecektik. Gece soğuğu kendini hissettirdi ve saatte epey geç olmuştu. Yol yorgunluğu da olunca artık çadırlarımıza çekilip derin bir uykunun kollarına bıraktık kendimizi. Sabah kuş seslerinin eşliğinde gözlerimi açtım. Dışarıdan gelen sucuk kokusu karnımın ne kadar aç olduğunu hatırlattı. Yakup, Eyüp, Buğra ve Murat çoktan kalkmış, görev dağılımı yapıp kahvaltıyı hazırlamışlar. Bu manzara beni oldukça mutlu etmişti tabii. Doğanın güzelliği ve mis gibi yoğun oksijen eşliğinde kahvaltımızı yapıp mağaraya doğru yürümeye başladık. Yanımıza el fenerlerimizi, içme sularımızı ve video çekebilmek için cep telefonlarımızı aldık. Mağaranın içine ilk adımlarımızı attık. Yürüdükçe içeriye doğru karanlık ve soğuk esintiyi iliklerimize kadar hissettik. Dışarıda 33 derece olan sıcaklık burada neredeyse 10 dereceye kadar düşüyordu. Gerçekten de oldukça kasvetli, ürkütücü bu mağara derinlere ilerledikçe daha da korkunç bir hal almaya başladı. Buğra, beyler, bence daha fazla ilerlemeyelim. Merakınızı giderebildiyseniz geri dönelim. Buradan sonrasında ilerleyen olursa ben yokum. Kamp alanına geri döneceğim dedi. Hepimizin suratı düştü. Çünkü korkumuzu yenmiş ve daha derinlerde nelerle karşılaşacağımızı bilmek ve merakımızı gidermek istiyorduk. Öyle de yaptık. Buğra bizi bırakıp mağaranın çıkış yönüne doğru ilerleyip gözden kayboldu. Biz de daha derinlere yürümeye devam ettik. Yaklaşık 7-8 dakika daha yürüdük ki karşımıza 3 yola ayrılan oda büyüklüğünde bir yol ayrımı çıktı. Hiçbirine sapmadan devam ettik. Biraz daha ilerleyince genzimizi yakan rutubet kokusuna benzer bir koku aldık. Ayrıca rüzgar uğultusu gibi bir ses duyduk. Bunun hava akımı olabileceğini düşündük ve aldırış etmeden yürümeye devam ettik. Yakup ve Murat işi eğlenceye dönüştürmekte gecikmediler. Yankılanan ses hoşlarına gitmiş. Keyif almış olacaklar ki kahkahalar ve çığlıklar atıp
Yankılanan seslerine deli gibi gülüyorlardı. Eyüpse duvarlara fenerini tutuyor, bize dönüp parmağını dudağına götürerek su işareti yapıyordu. Bunun ne anlama geldiğini anlayabilmek için hızlı adımlarla yanına gittik. Ne duyduğunu sorduk. Dinleyin diye fısıldadı. Önümüzde yine iki yol ayrımı vardı. Sol taraftan cılız bir ses belirdi. Uzaktan geldiği için bu kadar cılız ve belli belirsizdi bu ses. Kadın mı, erkek mi anlaşılmıyordu. Ama sanki darp edilen, işkenceye maruz kalan bir insanın acı çığlığını anımsatan bu tuhaf sesin olduğu yere doğru sessizce yürüdük. Kaç dakika ya da kaç saat yürüdük bilmiyorum. Zaman algımızı yitirmiş gibiydik. Ses bizi bir tuzak gibi mağaranın derinliklerine çekmeye devam etti. Ve sonunda o sese iyice yaklaşmıştık. Alev ışığı gibi bir ışık. Yaklaştıkça küçük bir ateşin etrafında oturan insanlar. Aman Allah'ım, bunlar bizim suretlerimiz. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz dedim. Korkuyla birbirimize baktık. Eyüp, gidelim buradan. Bunlar bizim kılımıza giren cinler dedi. Koşarak uzaklaşmaya çalıştık fakat sürekli önümüzde yol ayrımları ve odalar çıkıyordu. Oysa biz buraya gelirken ne oda görmüştük ne de bu kadar yol ayrımı. Sonunda dizlerimizde yürüyecek derman kalmayınca kendimizi bulduğumuz büyük bir oyun içine attık. Sadece bir fenerle olduğumuz yeri aydınlattık. Diğer fenerleri kapattık. Buradan nasıl kurtulacağımızı konuşurken elinde meşaleye benzeyen şeyle yanımızda beliren siyah gölgeye benzeyen varlığı görünce hepimiz başka yöne kaçıştık. Son gücümle koşarken Murat'ın da önümden koştuğunu gördüm. Fener bendeydi. Ona dokunduğumda irkilen Murat çığlık attı. Onu sakinleştirip çıkışı aramaya başladım. Eyüp ve Yakup'u aramak istedim fakat bunu yapacak ne cesaretim ne de vaktim vardı. Hem çıkışı arıyor hem Murat'ı sürüklüyordum. Aman yarabbim. 3 metre önümde duran Eyüp'ün cesedini gördüğümüzde ikimiz de şoka girdik. Eyüp'ün boynu gövdesinden ayrılmış, sağ kolu kopmuş, metrelerce uzağında kanlar içindeydi. Korkunun ne olduğunu o zaman öğrendim. Murat iki elini başının arasına alıp yere çöktü, haykırmaya başladı. Buradan çıkmazsak sonumuzun aynı olacağını söyleyip ikna ettim. Koşmaya devam ettik. Arkamızdan bir şeyin sertçe çarpmasıyla tökezleyip yere serildik. Biri ya da bir güç, Yakup'un yüzünü parçalayıp kafasını ezmiş, sırtımıza fırlatılan, bizi yere seren şey, kardeşim dediğim Yakup'un cesediydi. Bir insan, ruhsal olarak bu kadar acıya nasıl katlanabilir ki? Ama durmak, bizi sadece ölüme iterdi ve kalan son gücümüzü de koşup çıkışı bulmak için harcadık. Gözümüze çarpan hafif ışıktan çıkışa yaklaştığımızı fark ettik. Murat, buruk bir sevinçle, bulduk kardeşim, kurtuluyoruz dedi. Evet, öyleydi ama benim bedenim daha fazla dayanamadı. Bilincim yavaş yavaş kapanıyordu ve sonrasını Murat'tan dinlediğim kadarıyla kendimden geçmişim zaten. Çıkışı 10 metre kadar kalmış. Murat beni kamp alanına kadar sürükleyerek getirmiş ama Buğra oralarda değilmiş. Murat arabanın arka koltuğuna yatırıp beni Buğra'nın konağına getirmiş. Buğra'nın babası bizi öyle görünce oğlum nerede diye bağırmış. Beni eve taşıyıp kendime getirmişler. Gözümü açtığımda Murat olup biteni Buğra'nın ailesini anlatıyordu. Babası dizlerini dövüyor. Annesi hıçkıra hıçkıra feryat ediyordu. Beni yatırdıkları koltuktan doğrulup hemen oraya gitmeliyiz. Cesetleri oradan çıkartıp Buğra'yı bulmalıyız dedim. Murat ve Buğra'nın babası da geç bile kaldık deyip peşimden geldiler. Arabaya bindik. Direksiyonu çevirip mağara yoluna girecektik ki uzaktan gelen 3 kişi gördük. Ya Rabbim, şaşkınlıktan dilim tutuldu. Gelenler Buğra, Eyüp ve Yakup'tu. Bu nasıl olur dedi Murat. Buğra'nın babası arabadan inip oğlum deyip Buğra'ya doğru koştu. Biz şaşkınlıktan donup hareketsiz kaldık. Eyüp ve Yakup kanlı canlı sapasağlam karşımızda duruyorlardı. Arabadan inip gözyaşları içinde birbirimize sarıldık. Buğra, hadi konağa girelim, her şeyi anlatacağız dedi. Buğra'nın annesi de koşarak oğluna sarıldı ve şükürler etti. Buğra anlatmaya başladı. O bizi saatlerce çadırların olduğu yerde beklemiş. Tam 6 saat boyunca mağarada kalmışız. Bizden haber alamayınca mağaraya girmiş. Dualar ederek derinlere girmiş. Yol ayrımlarını o da görmüş.
İsimlerimizi söyleyerek seslenmiş ama Ult'tan başka bir şey ne duymuş ne görmüş. Diğer yol ayrımından içeri girmiş. Dilinden duayı eksik etmemiş. Epey yürüdükten sonra Yakup ve Eyüp'ü görmüş. Yere çökmüşler. Karanlıkta hareketsiz. Öylece yerde duruyorlarmış. Eyüp söze girdi. Birbirimizden ayrı yerlere kaçtık ama Yakup'a yetiştim. Birlikte kaçtık şerlerden. Yusuf ve Murat'ın cesetlerini gördük. Ayaklarımızda derman kalmayınca Buğra'nın bizi bulduğu yere çöküp sonumuzu bekledik. Çünkü çıkışı bulamadık. Ümidimizi kaybedip ya bu şerler bizi öldürür ya da Buğra bize yardım getirir diye beklemeye başladık. Buğra bizi buldu ve çıkışa getirdi. Ama arabayı göremeyince sizin sağ salim çıkmış, konağa gelmiş olacağınızı düşündü. Fakat yeminle biz sizin cesetlerinizi gördük. Hayal değildi, ikimiz de gördük dedi. Biz de tabii ki ona inandığımızı söyleyip benzer şeyleri bizim de yaşadığımızı ifade edip başımızdan geçenleri bir bir anlattık. Buğra'nın babası Ragıp amca anlatmaya başladı. Bakın evlatlarım, şerliler belli ki aklınızda oynamış. Bununla kurtuldunuz, şükür edin. Zaten vakit geç oldu. Bu gece konakta kalın, yarın yola çıkarsınız. Dediğini yaptık. Ertesi gün kahvaltı yapıp Buğra'nın yardımıyla kamp eşyalarımızı toplayıp evlerimize döndük. Bu olaydan kimseye bahsetmedik ama izlerini uzun süre hafızamızdan silemedik. Hayatlarımıza çeki düzen verdik. En önemlisi korkuyla birlikte şükretmeyi de öğrendik. Hikayem bu kadar. Ortak olan herkese teşekkürlerimi sunarım. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşça kalın.